Durgunsun Ayşe. Ya uykusuzluk çarptı herhalde. Sabaha kadar da yazı yazınca beynim uyuştu. Bu kadar şeyi gerçekten bir gecede mi yazdın? Evet. Vay be. İşte böyle ilham gelince geliyor. Ne bakıyorsun öyle? En çok neyine hayran olduğumu anlamaya çalışıyorum. Murat böyle şeyler söyleme. Niye? Ne bileyim, utanıyorum. Sıcak basıyor falan. Sana daha önce kimse bunu söylemedi mi? Sana ne kadar hayran oldum. Yok Murat, zaten hayran olunacak neyim var? Öyle gördüğün gibi sıradan bir kızım işte. Keşke sadece bir kere kendini benim gözlerimden görebilsen. O zaman ne kadar çok hayran olunacak şeyin olduğunu anlardın. Sıradan olmaktan ne kadar uzak olduğunu. Ne kadar özel olduğunu. Tamam Murat. Utanıyorum. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Bana inandığın için. Ne demek Ayşegül? Sen nereye gidersen git, ben yanındayım. Ne koşum, nefesim kesildi, bayılacağım. Bir soluklansam. Zaman durma, zamanı değil Naci, koş. Şey, baksana kızım sen bana. Hoş geldiniz, buyurun Medya Hanım. Hoş bulduk. Şekerim, şimdi bu Naci Bey. Kendisi kadın doğum uzmanı. Şayet bizden sonra gelip de soran olursa... şu koridorun ucundaki boş oda var ya, oraya yollarsın, anladın mı? Anladım Medya Hanım. Elif Hanım'ı da o odaya aldık zaten. Hadi inşallah. Yürü, kaybedecek vaktimiz yok, yürü. Nerede kaldınız ya? Elif, ancak gelebildik kızım. Ne yapalım, ışınlanalım mı? Merhabalar. Kablo hazır mı? Hazır hazır, ben de. Merak etme. Al. Elif, şu Gülenay kime ne söylemiş? Çabuk anlat bana. Ben de bilmiyorum. Murat haber verdi. Ay gene mi Murat? Bunun ne işi var benim entrikalarımın tam ortasında ya? Ya ne bileyim işte, Ayşegül ona söylemiş, o da bana haber verdi. Peki Gülenay'ı ne yapacağız şimdi? Onu ben hallettim. Gittim tehdit ettim. Eğer bir şey söylersen, ortalıklarda görünürsen ziynet eşyası çal diye seni polise veririm dedim. O artık ortada görünmez. Vay be! Duyuyor musun Naci? Şu an seninle ne kadar gurur duydum anlatamam Elif. Helal olsun. Ah! Nihayet kavuğumu devredecek birini buldum sonunda. Canım benim. Ya hisli kadın ya. Benim minik kuşum hisli kadın ya. Tamam Medya teyze, bıraksan bak. Mesaj geldi. Murat! Hastaneye giriyoruz. Gelmişler. Ay, vaziyet al Naci hemen. Her şey hazır mı? Her şey hazır Melik kuşum. Bir aksilik yok değil mi? Yok yok yok. Tamam, canım. Dur, nereye? Önce bir danışmaya soralım. Ay, yok, ben dün sordum, onlar bilmiyor, gel. Dur, karıştırmışlardır belki, tekrar soralım. Gel gel, Naci Bey'in bir adı. Merhabalar. Biz kadın doğum uzmanı Naci Bey'le görüşecektik. Koridorun sonundaki oda beyefendi. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bir dakika. Ben dün sorduğumda yok demiştiniz. Çok teşekkür ederiz. Gelsene Ayşegül. Ne? Ya burası çok büyük bir hastane. Hatırlayamamıştır herhalde. Gel sen. Naci Bey, ne yapıyorsun be? Nasıl yapayım o zaman? En iyisi tişörtün üzerinden yapayım, değil mi ben Medya Hanım? Olur Naci, olur. Tişörtün üstünden. Kızım,
Gel şunu hemen çıkartalım, tamam mı? Ya saçmalama Medya teyze, niye çıkarıyorsun onu? Bak gene sarışınlığı tuttu. Bak şimdi, bundan bir kurtulalım, ne yapacaksın biliyor musun? Şimdi böyle önce nefes alacaksın, içeri gidecek karnın. Nefes vereceksin, karnın şişecek, şişecek, şişecek. Nefes alacaksın, karnın içeri gidecek. Nefes vereceksin, şişecek. Ver, al, ver. Ya Medya teyze, olur mu öyle şey ya? Şimdi gelecekler, ben öyle kurbağa gibi karnımı nasıl o kadar şişireyim? Ay sanki her şeyi doğru yapıyoruz da ultrasonuna da bakmayı versin. Kızım, sarı gelinim. Sen benim dediğimi yap, yaptığımı yapma. E tamam o zaman, tamam tamam. Ben şu playliyim hemen. Evet. Şimdi memeyi muayene edeyim. Bakayım kilo almış mı? Bırak be salak herif. Gel sen benim eline şunu çıkaralım. Aa, bir lafımı dinleyin canım. Şimdi gelecekler. Ayşegül, gitme. İçeri gel. Kapat Murat sen de şu kapıyı. Hatta bak ne diyeceğim. Hadi gel canım. Ne diyorsunuz Medya teyze? Gel sen de bebeğin sesini dinle. Ay yok artık. İyi Elif. Ne kadar güzel bir his bu. Ayşegül de dinlesin. Naci Bey. Ha tabii tabii, hemen 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 hazırlıyorum. Evet. Beşer dakikadan ayarda sen işte onu. Şimdi benim bu kalp atışı sesine kesintisiz ihtiyacım var kardeşim. Sen kayıt yaparken ona göre yap yani. Naci Bey. Olsun, hemen bırakın onu. Medya teyze ne yapacağız? Hemen bir şey yap. Hemen bir şey yap. Az kalsın inanıyordum salak gibi. Medya Hanım. Siz de mi biliyordunuz? Bunu nasıl yaptınız kendi çocuğunuza ya? İki gün müddet sana Elif. İki gün. Ya sen söyleyeceksin Can'a bunları? En başından tek tek ya ben. Senin söylemen. Çünkü ben ikinizin arasına girmek istemem. Ne de olsa kocan çünkü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.
senden iz yok.